tabii ki bizim kurduğumuz bir teşkilatla, gönderdiğimiz bir takım insanlarla bu bilgiler alınıyor. Hasta rapor olarak geçen hafta konuştuğumuz gibi geliyor. Peki, geçmişte Avrupa diye bildiğimiz bölge aslında Çanakkale'ye Fenike arasındaki bölge. Buraya Avrupa deniyor. Bugün Avrupa diye bildiğimiz bölgenin adı Kristendom. Yani Hristiyanların yaşadığı bölge. Doğru mu? Doğru. Şimdi böyle düşündüğümüzde tam da bu noktada eğer günün hükümdarı sistemi yapmak kuzeye değil de güneye yönelse ve hiç denizciliğimiz yok ama denizcilik alanına önem verse ve ticaretini Antakya üzerinden o gün Kristendom denilen bölgeye Bizans'ı atlayarak götürmüş olsa dünya tarihi tamamen değişecek. Burada aslında stratejik olarak kuzeyden gitmesinin bir hata olduğunu söyleyebilir miyiz? Söyleyemeyiz. Çok güzel bir soruydu. Çok güzel aydınlatacak ve olayı farklı mecraya getirecek bir konuydu. Çünkü Anadolu'nun fethi çerçevesine değineceğimiz bir konu. Direkt harita üzerinden anlatayım izniniz olursa. Şimdi bu bölgeden akınlar ve fetihleri gerçekleşiyor. Şimdi dikkat ederseniz bu fiziki harita ve çok güzel olması oldu fiziki harita olması. Mavi ile gösterilen yerler yüksekliği az olan ve ova olarak değerlendirebileceğimiz yerler. Yani Türk atlılarının hem atını besleyebileceği hem de alışkın olduğu bir saha. Yani Türkler için her zaman bu giriş yönü daha kolay aşılabilir bir yer. Ve burada da hiçbir zaman yani hiçbir zaman değil mi? Çoğu zaman onlara rekabet olabilecek ya da tehlike oluşturabilecek bir boy ya da devlet yok. Ancak bu tarafa geldiğimizde öncelikle dağlık bir arazi başlıyor ve karşılarında teşkilatı çok güçlü bir medeniyet var. İran medeniyeti. Şimdi bu durumda iki sorunla karşılaşıyor. Bir, Türklerin vurucu gücü olan at unsuru o bölgede işleyemez duruma gelme ihtimali var. İkincisi, atlar aç kalabilir. Bu ilk maddeydi. Diğeri ise böyle güçlü bir devleti savaş meydanında yendin. Ama nasıl ki Çin içlerine gitmememizin sebebi onların kalabalık ve oturmuş bir medeniyet olması ise sadece tahakküm altına almaksa İran'ın ordusunu yenmek demek, İran'a hakim olmak demek değil. Nüfus olarak da bizden fazlalar ve yerleşik bir kültürler. Biz orada her ne olursa olalım bir barbar kültür olarak yer alacağız ve o bölgeden geçemeyeceğiz. Diyelim ki o bölgeden geçtik. Yine dikkat ederseniz sizin dediğiniz o bölge İskenderun Havadisi bu sefer daha güçlü bir devletin bulunduğu bölge. Bizans İmparatorluğu. O devlette de o anki durumda başa çıkmak. Yani aslında pagan bir devlet olan Bizans icat ettiği Hristiyanlıkla kurduğu kendi kiliseleriyle aslında çok güzel bir satranç hamlesi yapmış ve bütün yolları tıkamıştır. Evet. Ve Türklerin atla olan savaş hamlelerinin Türkleri belli bir noktaya sürerek yok etmiştir. Evet. Doğru bunu diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Evet. Çünkü günümüzde de nasıl büyük devletler ve milletler kendi politika ve stratejilerini üretiyorlarsa bahsettiğimiz Doğu Roma İmparatorluğu yani Bizans diye bildiğimiz Doğu Roma İmparatorluğu öncesinde daha da köklü bir medeniyeti Roma İmparatorluğu'nun afadı olduğu için çok akıllı politikalar yapmak da ustaydı. Biz nasıl ben şimdi burada bahsedeceğim gibi ajanlar yollayıp bilgi topluyorsak o devlet belki bizden daha fazla bir şekilde bu faaliyetleri güdüp önüne çıkabilecek her türlü engeli daha çıkmadan önce engelliyordu. Bu noktada da mesela ben olay çok dağılmasın diye söylemiyordum. Ancak bahsettiğiniz nokta çok iyi Ufuk abi. Ve Bizans devleti de bu noktada böyle bu tür bir gelişimi görüyor. Çünkü daha öncesinde Atilla'yla, Avarlarla bir tanışıklığı var ve sonrasında başına geleceği biliyor. O yolu kapatmak için yaptığı hamleler de her zaman Türklerin yolunu tıkamıştır.